Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Selam arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir oyunla karşınızdayım. Terraria'ya da devam edeceğiz ama onun öncesinde bir tane Frogger serisine başlamak istiyorum. Böylelikle de işte belki tekrardan daha sık video atmaya başlayabilirim. Bir tane oyunum var benim burada. 65 level gördüğünüz gibi en son seviyeye kadar geldim. Ama yapamadığım bazı başarımlar var. O yüzden onları da sizinle beraber yapmak istiyorum. Bu sırada da hani benimle beraber bu oyuna başlayan arkadaşlarımız oldu. Onlara da öncülük etmek isterim. Şimdi başlangıç olarak etraftan bir şeyleri lootlayacağız. İşte alanımızı genişleteceğiz. Eşyalarımızı geliştireceğiz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Başları her zamanki gibi sıkıcı. Kas, taş. Şimdi ESC'ye basıp şu sekmeyi açıyoruz. Buradan inşaat sekmesinden işte fırındı, ocakta, dikiş merkeziydi. Bunları başlangıçta yapacağız zaten. Sonradan level atladıkça bize puan verecek. Puanla da nerede o? Becerilerden buradan baya bir şey var. Şu anda gözükmüyor fazla da. 65 tane böyle başarım var. Hangi yöne doğru gitmek istersek onu yapacağız. Mesela çeliği açar, camı açar. Yapı inşa ederken XP kazan falan filan diyor. Ekonomide ne yapıyormuş? 40 para ve ocakta her seferinde fazladan 4 para üretiyormuş. Falan da filan da işte böyle gidiyor. Bunlara yavaş yavaş hepsine geleceğiz. Ama ondan önce ne yapmamız lazım şimdi bizim? Fırın. Fırın yapıp demirleri yapabiliriz. Yemiş bulduktan sonra tamam. Ekonomide şu an bir şey yok. Büyülü de bir şey yok. Evet. Bu arada yakınlaştırabiliyoruz. Normalde bu kadar uzaktan göstermiyor oyunu. Başlarda şu yakınlık bence iyi. Aynen böylesi iyi. Sonradan uzaklaştırırız zaten. Şimdi demir. Bunlardan demir çıkıyor. Demir şey madeni çıkmıyor. Or çıkıyor. Ama öncelikle biraz odun veya taş. Belki biraz yemek. Çok küçük başladı. En sonlara doğru bunlara böyle tek atıyorsunuz. Her şey parçalanıyor. Etrafta kazacağınız yer kalmıyor. Bunları kırdıktan sonra rastgele böyle sağda solda tekrardan spam oluyorlar. Ama ileride çok da gerek olmuyor hiçbirine. Her şeyi üretebiliyorsunuz. Her şeyden bolca oluyor. Bir paradan bolca olmuyor. Parayı da çözeceğiz. Başarımları tamamlamaya çalışıyorum. Hatta onları da bak şöyle göstereyim. Nerede o başarımlar? Heh, şuradan. Şimdi burada hepsi tabi açık. Ama önceki oyunumda bundan çoğunluğu yaptım hani bayağı bir yap kaç tane varmış ki? Bir 65, belki 70, belki 80. Hatta bir bakabiliriz ha. Şimdi önceki oyunumu göstereceğim. Hem nerelere kadar ulaşabileceğimizi görmenizi istiyorum. Şimdiki. Evet, önceki oyunumuzu açtım. Şimdi uzaktan gösteriyorum. Başarımlara girecektik. Bunda sürekli olarak böyle arkadan sesler falan geliyor. O sırada ben üretim yapıyorum. Üretim yaptığım için 83'müş. 83 tane başarımı yapmışım. Ama şöyle birkaç tanesi kaldı. Ne bileyim işte kristal mağarasını tamamla. Bu benim bug'a girdi. Bug'a girdiği için tamamlayamadım. Hasar görmeden bir zinden tamamla. Bunu da uğraşmak istemedim. Onun dışındaki şeyleri yaptım. 10 kere öl. Bir 6 kez ölmüşüm herhalde. Ölmek güzel değil. Oyun bitiyor. Çok kötü oluyor. Onun dışında her su karesine bir şey inşa et. Bunu yapmayı planlıyorum. Başlangıçtan böyle her tarafı doldurarak ilerlemek istiyorum. 3 gizli oda bul. İkisini bulmuş. Bak bir tane kalmış. Tüm gizli odaları bul demiş. Ufacık da kalmış. 100 yaratık bir şey diyor. Onu anlamıyorum. Türkçe'ye çevirirken o noktalı harfler gidiyor. Ondan dolayı bazen böyle anlaşılmaz kelimeler ortaya çıkıyor. Hayalete yardım et. Ben aslında hayalete yardım ettim ama vermedi. Tüm araç ve silahları topla, tüm aksesuarları topla. Bunların çok azı kalmış. Mühürleri topla.
başarıları elde et, kafatası bilmem ne, işte asıl bomba burada. Bankaları kullanarak 1 milyon para yap diyor. Bankaları da göstereceğim yeni oyunumuzda. Tüm denekleri yükselt, bunu anlamadım. 1 milyon, 1 milyon değil, 1 trilyon. Bu o zaman ne? 1 katrilyon mu? Belki bunu yaparız da bu biraz zor. Ama bunu da yapmayı planlıyorum. Çünkü oyunu az çok öğrendim. Bunda da aynı anda 100 nükleer yapıya sahip ol diyor. Şimdi gelelim gelebileceğimiz seviyelere. Şimdi bak. Burada pazarlarımız var. Burada işte bu banka dediğimiz şey. Şu anda bankalarımda 100 kaç? 9K mı var? 9K mı var? 1 milyona doğru yükseltiyorum. Şunlar droidlerim. Bunlar etrafta bana yardımcı oluyorlar. Sağ sola saldırırken. Burada işte üretim merkezlerimiz otomatik olarak üretim yapıyor. Burada mahzenlerimiz falan böyle her taraftan. Bu arada item çeşidi de çok fazla. Ben bu oyunu ilk başta oynamamıştım hani. Çok böyle yukarıdan gösteriyor işte, çok fazla item çeşidi yoktur diye uğraşmamıştım. Ama çok güzel. Çok ses varmış. Çok güzel şeyler var. Bunda ses. Sesi kıstım, hepsi gidiyor. Müziği kıstım mı? Müzik biraz daha kısılırmış. Şunu da birazcık. Birazcık. Şöyle olmuyor mu? Olmuyor. Müziğin tamamı gitti. Şimdiki. Tamam, müzik gelsin ya. Ben arkadan büyük ihtimal bu mesai yaratık. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Aklınızı alırım lan. Buraları mesela kendiniz kurabiliyorsunuz. Ben buralarını da işte bak bazı yerlerini doldurmuşum. Ama işte çok hızlı büyüdüm burada. Hemen oyunu bitirmek adına. O yüzden karıştı, 5 defa tekrardan düzenledim falan filan oldu. Bu ara çok falan filan dedim. Neyse, çık buradan, çok ses geliyor. Şimdik. Evet, seviye 1, sıfırdan başladık abi, başladık. Şimdi taşımızı kıralım. He, şimdi arazi al diyoruz. Burada işte arazilerin ücretleri yazıyor. Şu anda paramız yok. Paramız olacak. İnşaat. Fırın açılmış mı? Fırın açılmış. Şimdi şöyle yapsam mı? Yok. Şöyle ortalara kurayım. Etrafı da görebileyim. Tamam. Şöyle kuralım. Tamam. Neler yapabiliyoruz? Odu bak mesela, bu var ya, kömür. Kömür başlangıçta çok lazım oluyor. Sonradan o kadar çok fazla kömürünüz oluyor ki kullanabilecek yer arıyorsunuz. Şimdi sadece kırıyoruz. Şu etraftaki odunları toplayalım. Kömür yaparız. Kömürü demir yaparız. Kazmamızı falan da güçlendirebiliyoruz. Hatta onda ne istiyormuş bakayım bir. Hatırlamıyorum. Daha hani oynadım ama demir, 4 tane demir külçesi. Hatta şunu tarife ekle yapayım ben. Bu kenarda dursun. 4 tuğla. Şimdi tuğlayı, kömürüm yok. Şu kömürü kas. Git kömürü kas. Kömür lazım bana. 4 tuğla, 4 tane demir külçesi lazım. Şimdiki. Bas abi, 4 tane iyi, 4 tane güzel. Şimdi onlar oradan olsun. Ocağı yapalım. Ocaktan eşyalarımızı geliştirebiliyoruz. O yüzden önemli. Acıktım. Ne yapayım yani? Acıktıysa ne yapayım? Kullan. Yetmedi. Yemişleri kullanmak istemiyorum. Yemişler bana lazım olacak. Şey yapalım o zaman. Tamam, inşaat, çiftçilikten dalyan. Dalyan dediğimiz şey de böyle tuzak. Ne kalmamış? Yemişim kalmamış. Bu tuzaklardan toplayıp balık çıkartabiliyoruz. Balığı da işte kömürle pişirip mi deriz? Kızartıp mı deriz? Artık nasıl yapmak istiyorsanız, ister tavada ister ocakta. Yemek haline getiriyorsunuz. O hem enerjinizi hem sağlığınızı dolduruyor. Şimdiki kaç tuğlalarımız oldu? Kömürümüz hala yok. Tamam, ağaç kesmeye devam abi. Ne yapalım? Ağaç lazım. Bana odun lazım. İşte enerjimiz böyle gidiyor. Enerji tamamen gitti ama yemiş yemek istemiyorum ben. Tamamen gittikten sonra da yemiş yiyeceğim. Canımızdan gitmeye başlıyor. Canımızın 3 tane şu an kalbimiz var. Onları da arttıracağız ilerleyen zamanlarda ama canımızdan da gittikten sonra ölüyoruz. Ölünce oyun bitiyor. En son save aldığımız noktadan geri oyuna giriyorsunuz. O yüzden hiç güzel değil ölmek.
Şimdi kömür. Yap abi, kömür yap. Şurayı kıralım. Çünkü ocağımızı yapacağız. Hatta şuradan inşa et deyip biraz daha dalyan yapamadık. Ne yapabiliyoruz? Aa, level atladık. Aa, beceri kasabiliyoruz. Şimdi ilk başta nereye doğru ilerlemek istiyorum? Büyü. Yağmacılık. Pamuk dağsık. Buğday. Pancar. Bunlar bizim işimize yarayabilir, pamuk. Pamuktan çünkü iplik yapıyoruz. Çelik, cam. Yapı inşa ederken ama 125 daha fazla XP kazan. Bu da başlarda iyi olabilir ya. Şu anda bunu yapmak istiyorum. Büyü. %25 daha fazla XP kazanarak. Neler açıldı? Simya. Dövüş kılıçları açar. Kazanları açar. Kazanlarda iksir falan yapabiliyoruz. Çok güzel iksirler de var. Ama şu anda açmam. Çünkü çok farklı malzemeler istiyor. Gerek yok. Biz kıyıdan kıyıdan yavaş yavaş ilerleyeceğiz.